Kimse kimsenin babası değildir asıl babasının dışında diyor. Yani İslam'da evlatlık yok. Birisini alırsın, yetiştirebilirsin falan diyor ama nüfusuna getiremez. O çocuğun babası ne? Hasan. Ölmüş 6 aylıkken veya daha anasının karnında. Tamam, Hasan'ın oğlu. Yoksa Ercüment'in oğlu olmaz. Böyle demeyin. Herkesi babasının adıyla çağırır. Yani Araplarda falan oğlu filan, yani Ahmet oğlu Hüseyin deniyor ya. Böyle çağırır. Yani bunu bırak. Ayrıca şimdi evlatlığının da babası sayıldığından, mesela evlatlığı olan kişinin boşadığı hanımı da evladının hanımına al bak. O da kerih görülüyor. Bunlar diyor sizin aranızda geçerli olan şeyler. Benim katımda böyle şeylerin itibarı yok diyor Allah. Yani alabilirsin. Yani Zeynep'ten dolayı. Zeyd'in hanımı ya. Zeyd'le geçinemiyor. Zeyd boşayacak. Bu da almak istiyor. Zeynep de buna varmak istiyor. Fakat el ne der diye korkuyor. Allah onu ferahlatmak için bu işin yapılabilir olduğunu göstermek için diyor ki yapın. Yani al. İçinde geçirdiğini biliyoruz. Fakat insanlardan sakındığın, çekindiğin içinde diyor bunu bir türlü dile getiremiyorsun. Allah ona güvence veriyor. Yani yap bunu diyor. Şimdi dikkat ederseniz yani bütün bunlar çok güzel açıklıyor ne demek istediğimizi bu konularda. Yani Allah elçisinde bir yanlış gördü mü, yanlışsa eğer düzeltiyor. Eğer sesini çıkarmamışsa, o şunu şöyle yaparken, o hiç sesini çıkarmıyorsa bu bozulmasın diye işte mahcup olur filan, onun için sesimi çıkarmıyorum. Yok, öyle bir iş dinde olmaz. Çünkü dinim yanlış anlaşılacak. Düzeltmez olur muyum? Yani Allah için öyle düşünün. Mümkün var mı?